Hazreti Ömer radıyallahu an Efendimiz zamanında vuku'a gelen bir hadiseyi anlatacağım da onun için bu ayetler okudum. Allah'ı tanımanın zarureti. Hazreti Ömer radıyallahu an Efendimiz devlet başkanı sıfatıyla, halife sıfatıyla zaman zaman Medine'de vesair yerlerde gece yarısından sonra halkın ne halde olduğunu tespit için devriye geçerdi. Bir akşam da geç saatlere doğru Medine'de mutat devriyesini yaptı, gezdi, tebdili kıyafet tabi. Medine'nin dışına çıktı, çok açıklarda içinde ışık yanan bir çadır gördü. Ufak bir çadır. Allah Allah, bu neyin nesi? Çok uzakta, çok açıkta, çok fenada bu çadır ne? Yaklaştılar, sesler duymaya başladılar. Yaşlı bir kadının sesiyle genç bir kızın sesi geliyordu. Yaşlı kadın diyordu ki, kızım bugün sütümüz biraz azaldı, lütfen şu sütün içine biraz su katar mısın diyor. Yani sütün içine su katmayı teklif ediyor. Kız da gayet samimi ve ciddi bir şekilde, anne bu olmaz, Halife Ömer bunu yasaklamadı mı diyordu. Yasakladı bunu, bu hile bu, haram bu. Kadın devam ediyordu, yavrum kızım, halifenin nereden haberi olacak, şimdi o tatlı uykusunu uyuyor. Şu anda kimin ne haberi var, sen ben dediğimi yap, sütün içine birkaç maşraba suyu kat diyor. Kız şiddetle ve celaletle sesini yükseltiyordu. Diyordu ki anne, halife Ömer uyuyabilir ama biz Kur'an-ı Kerim'de la te'huzuhu sinetü ve la nevm. Allah'ı uyku tutmaz, Allah uyumaz ayetini okumadık mı? Bak tanımış Allah'ı. Kız Allah'ı tanımış, görüyor musun? La te'huzuhu sinetü ve la nevm. Bak nevm uyku demek. Allah uyumaz demek. Allah'ı uyku tutmaz. Uyku insan için, Allah için olmaz. Bak Allah'ın, Halife Ömer uyusa da Allah uyur mu? Bak la te'huzuhu sinetü ve la nevm. Biz Allah'ı böyle tanıdık. Allah uyumaz. İnnallâhe alîmün habîr. Allah bizden haberi var. Yaptığımızdan haberi var dedi. Ve sütün içine suyu katmadı. Yani süt kirlenmedi. Süt bozulmadı. Sütün bozulmamasının sebebi nedir? İmandır. Eğer o kızın da imanı bozuk olsaydı süt ne olacaktı? Bozulacaktı. İşte ispat. Sütün de bozuk olmasının sebebi imanın bozuk olmasındandır. Devlet idaresinin bozuk olmasının sebebi imanın bozuk olmasındandır. Hazinenin soyulmasının sebebi iman bozukluğudur. Her şeyin sebebi budur. Kimse bir şeyi başa aramasın. Bozulan yerde arayacaksın. Ama tabii zor bir olay bu. Geriye dönemiyorlar. Bir kere saplanmışlar laiklige, çağdaşlığa, falana, saçmalığa, sapıklığa, sapık ilkelere sarılmış, sığır gibi boğuluyor adam. Dön tersine dön. Gel İslam'a kardeşim. Bir hasta kan kaybediyor, sen bal şerbeti veriyorsun. Biraz zavallı bu adam, bal şerbeti kaybetmiyor ki, kan kaybediyor. Kaybettiğini ver bu adama. Bizim bu hale gelmemizin sebebi iman ve İslam'ın kaybıdır. Onu vereceksin. Biz laikliği kaybetmedik ki onu tekrar veresin sen. Biz imanı kaybettikten sonra sapık hale geldik. Laiklikten uzaklaştığımız için bu hale gelmedik. İslam'dan uzaklaştığımız için bu hale geldik. O halde İslam'ı vereceksin, laikliği değil. Laiklik vallahi çare değildir. İşte hiçbir çözüm değil laiklik. Kimseyi sulha, sükuna, saadete, barışa götürmemiştir laiklik. 9 milyon işsiz var Türkiye'de. Her zaman söylüyoruz. 4 tane kadro boşalıyor bir belediyede, 4 kadro. Geçen birisi anlatıyor. 4 tane diyor işçi alacağım, 400 kişi geldi diyor ya. Korkunç işsiz var. Sen ne diyorsun? Fakülteyi bitirenler vallahi iş bulamıyor. Fakülteyi bitirmiş, hukuku bitirmiş, mühendisliği iş bulamıyor. Laiklik hiçbir meselemizi çözememiştir. Ne sosyal davamızı, ne ekonomik davamızı, ne siyasi davamızı, ne kültür meselesi, hiçbir şey çözememiştir. Kendisi zaten beladır. Allah korkusunu kaldırmıştır laiklik. Ahiret endişesini kaldırmıştır laiklik. İman tadını almıştır laiklik. Allah karışmasın dünyaya, Allah karışmasın devlete diye bak soygun devam ediyor. Karışmasa böyle olur Cenab-ı Hak. O halde Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz o kızı hemen çadırın bir kenarını kaldırıp içeriye giriyorlar. O ihtiyar kadını azarlıyor.
ihtar ediyor. O genç kızı, la te'huzuhu sinetü ve la nevm ayetini okuyan kızı, genç kız. Anne Halife Ömer uyuyorsa da Allah uyuyor mu diyor, Allah uyur mu? O kızı tebrik ediyor ve o kızı oğlu Asım'a gelin olarak alıyor. İman etmiş çünkü. En büyük cevher budur. En büyük asalet, hakikat budur.